İnsanlar çift yaratılmış diye boşuna söylememiş atalarımız. Beşiktaş Futbol Kulübü'nün prensipte anlaştığı yeni kalecisi Loris Karius bakar mısınız? Hık demiş de Kıvanç Tatlıtuğ'un burnundan düşmemiş mi sizce de? Beşiktaş'ın yeni transferi Alman kaleci Karius, kaleci değil de dublör olsaydı inanın sırıtmazdı. Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü olur, dizi setlerinde kamera karşısına geçer, dizi setlerinde hatta cesur ve güzelde bu sahnede rol bile keserdi belki de. Karşıma çıkıp da konuşamadığım bir şeyler varmış gibi hissediyorum. Ya. Bir şey yok. Yani mutlaka çözülecek şeylerdir bunlar. Sadece çerçeve değil, resim de benziyor aslında. Kaleci Loris'in de mimikleri de aynı Tatlıtuğ'un mimikleri. Sinirlendiğinde konuşurken dilini ısırması, gözlerini kısarak bakması daha şimdiden genç kızların dikkatini çekti bile. Susuyorum şimdi ama sabrımı zorlamayın benim. Fotoğrafları biraz daha yakından incelediğimizde sadece yüz hatlarının değil saçların da hatta modellerin de neredeyse aynı olduğunu siz de bizim gibi göreceksiniz. Kaleci Loris de Kıvanç Tatlıtuğ gibi saçına özen gösteriyor. En sevdiği model saçlarını tepeden topladığı bu model. Getarı bul getir, saçlarını yol getir. Gelelim iş hayatlarına. Başarı grafikleri biraz da kaderleri farklı. Kıvanç Tatlıtuğ'un nazar değmesin malumunuz başarılı bir iş hayatı ve evliliği var. Kaleci Loris için aynı durum maalesef söz konusu değil. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Alman kalecinin başarı grafiği biraz düşük. Gelir geçer durumlar bunlar. Geçtiğimiz Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un kalesini koruyan ve rakipleri Real Madrid'den hatalı goller yiyen kaleci Loris Karius'u manken sevgilisi Rose Cochrane Steak terk etmişti. Loris tehditler almış, maalesef kız arkadaşı da genç kaleciyi terk etmişti. Korkan, başım omuzlarına ağır gelmiş ya. Ancak her yeni gün yeni umutlar demek. Alman kaleci ülkemizde çok sevilen Kıvanç Tatlıtuğ'a benzerliği, yakışıklılığı ve köklü kulüp Beşiktaş'ın da başarısıyla kim bilir belki de yeni bir hayata merhaba der İstanbul'da. Hayata reset atmak, kafayı sıfırlamak, yeniden başlamak gerek bazen.